Herkese merhabalar arkadaşlar 12 Ocak Çarşamba günü Bursa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar Bursa'da bizlere güzel bir program bekliyor ilk yarış bir koşulacak İstanbul yarışlarının videosu da bu arada kanalımızda mevcuttur onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar kanalımıza abone olursanız seviniriz onu da belirtelim başlayalım. İlk yarış 1.5'ta. Bir Birinci dörtlü Ganyan burada başlıyor. Birinci çifte de var aynı zamanda. E, altı start alıyor. Sıralı ikili de var. E, onları belirtelim. Bütün burada bu oyunlar mevcuttur. 14 handikap. 3 yaşlı İngilizler. 1800 kum. 8 koşul programın ilk yarışı arkadaşlar. Son yarış performanslarını şöyle gösterelim sizlere. Bir safgan sadece e, burada Hani iyi olup da uzun ara veren isim 49 günlük arayla geliyor. Bir tane daha var 58 gün ama o safkandan çok bir şey beklemiyoruz zaten burada. Ee, şöyle belirteyim arkadaşlar. bir numara şu anda net bir şekilde formda bir isim. Ee, son yarış 5. bir önceki yarış 1. 5-1 bu şekilde giden 5 yarışlık bir tabela performansına sahip. 21 gün evvel koşmuş bir safkan. Buna rakip olacak 9 gün evvel ikinci elde eden bir safkan var. 7 gün evvel 4. ülke elde eden, 8 gün evvel 2. ülke elde eden safkanlar var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fakat ben burada kalitesiyle, yüksek handikapıyla ve Kadir Tokaçoğlu ile birlikte e, Saimhan bir numara favori diyorum. Yani sayman burada geçilmez muhtemelen. E, 5 numara Moody Indigo, Nevzat Avcı ile birlikte ona en büyük rakip olacaktır. 7 gün evvel bir 4. ülke elde etti. Şimdi diyeceksiniz ki mesela örnek vereyim 3 numara 8 gün evvel ikinci olmuş. Neden bu safkanı hani söylemiyorsun Fortunello'yu diyerekten. Arkadaşlar Fortunello ile ilgili olarak şunu söyleyeyim. Yani koşu stili bakımından şu anda bir numarayı zorlayacak vaziyette olan bir safkan arıyorsak eğer. Evet 3 numara olabilir. Bunda bir problem görmüyorum. Fakat 3 numara biri zorlarsa bundan en çok faydalanacak olan 5 numara mod Indigo olacaktır. Yani neden? Çünkü 1 ile 3 birbirini yerken 5 numara yarışı zaten kazanır. Bu sebepten ötürü 5 numara mod Indigo'yu ikinci safkan olarak öneriyorum. Fakat ben mümkün olduğunca tabii Sayman'ın kazanması taraftarıyım ki hani bir tek Sayman yazalım geçelim burayı diye. Ama yine de isteyenler Nevzat Avcı'nın de 5 numara mod Indigo'yu tercih edebilirler. Kadir Tokoçoğlu ile 1 numara Sayman favorimizdir. Tekrarlayalım. Geçelim burayı. Gelelim ikinci koşuya. 9 safkan var. 7'li presenin ilk ayağı arkadaşlar. Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler. 1400 kumpist. Ee, burada arkadaşlar en iyi derecelerden birine sahip olan bir safkan. Ee, ilk söyleyeceğimiz safkan arkadaşlar. Bir 30 52 şeklinde geldiğini gördüğümüz 16 güne ver. Bir dördüncülük elde eden daha evvel 3 Üçüncü gelen safkan Burada. Ee, private entry 6 numara arkadaşlar bizim favorimizdir. Ee, tabii Tabi güzel bir şekilde formda gelen bir isim var. Nurettin Şen ile birlikte Carpe Diem Baby 1 numara 14 gün evvel bir üçüncülük elde etti. En iyi derece açısından biraz sıkıntılı duruyor olabilir ancak bunun sebebi at formdayken o mesafede koşmadı. Anlatabildim mi yani o ondan kaynaklanan bir durum. Şu anda daha formda bir isim. Burada bu, bu sefer bu mesafede iyi koşacaktır. 5 gün evvel 3. olan bir safkan var. Ben açıkçası e, bu yaş grubunda 5 günlük bir arayı tercih etmiyorum. Birazcık daha yaşını almış, tecrübeli safkanlarda iş görebilir ama şu anda 2-3 yaşındaki İngilizlerde bu çok da mümkün değil arkadaşlar. O yüzden e, ben bu yanda bir taraftar değilim açıkçası. Eee Belki bir ihtimal 18 gün evvel 6. olsa da hem en iyi dereceye sahip olmasıyla hem de daha evvel tabelalarıyla birlikte burada 4 numara Moon Power'ın da şansı olabilir. Arkadaşlar 1-4-6 bu 3 safkandan 7'li plese de hangilerini tercih ediyorsanız onları yazın derim. Çok da fazla üzerine gitmiyorum biliyorsunuz ki 7'li plase olduğu için. 3. koşu ilk ilkaya 10 safkan start alıyor. 2.5'da koşulacak satış koşusu 4 yukarı İngilizler 1400 kumpist pist Arkadaşlar 14 gün evvel 3. elde eden bir önceki yarış 5. gelen 1.28-28 28 gibi iyi bir derecede sahip olan en iyi derecelerden birisi burada. Tabi 1.27'ler var. Onlara da geleceğim açıklamaları yapacağım. Şu anda en formda isim bu safkan olduğu için 5 numara arkadaşlar diyoruz. E, tell me boy 5 numara. Zaten bir satış koşusu. Çok fazla bir detay aramaya gerek yok. Safkan'ın tabelalar yapması, güzel bir derecesi olması bizim için yeterlidir burada. 5 numara tell me boy. Yüksekte olmayan bir kiloda start alıyor. 56 kilo bizim için hiçbir problem yok. Ee, bu safkanla rakip arıyorsanız birini tercih edeceksiniz. İlla bir numarayı yazın. 8 gün evvel 4. 1.27.05 gibi bir derecesi de var. Sinan Özendi birlikte start alıyor. Miley Knight. Arkadaşlar mümkünse 5 tek İsteyenler yanında bir numarayı da yazsınlar diyorum. E, satış koşusu olduğu için tabii güvenemeyebiliriz yani ata. Hani şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki böyle koşularda e, iyi olmayan atlar genelde start oluyor. Yani şimdi 5 numara tabela yapmıştır ama gelir burada yine tabela yapar. Gelir dördüncü olur mesela örnek vereyim. Yine tabela yapar ama yarışı kazanamaz. O ihtimale karşı bir numarayı yazmak isteyenler ya da başka at yazmak isteyenler yazabilirler diyorum. Dördüncü koşuya geldik. Arkadaşlar 11 safkan var burada e şart 4'ünü doldurmamış temmuz ayından beri dişiler start oluyor. Yamak 1 binecek 4 yukarı araplar 2100 kum pist e yarış olacak. Arkadaşlar 19 gün evvel yarış kazanan 2 numara genç mimar benim burada favorim. Genç mimarı tek demiyoruz. Zaten bir üstteki koçta bir tek ihtimalinden bahsettik. Genç mimara rakip olarak özellikle burada arkadaşlar belirteceğim 7 numara Beril Naz var. Bir sürpriz ihtimali olabilir. O sürpriz ihtimali olarak bulunsun aklınızda. Eğer bir sürpriz olacaksa bu safkandan gelir diyorum. Daha kuvvetli bir rakip önerdiyorsanız 1 numara arkadaşlar. Bir hafta evvel ikinci geldi. Çağlayan Şelale. Diğer safkanlarda da açıkçası 4 numaralı olan güzeli bir hafta evvel bir dördüncülüğü var zaten bildiğimiz bir isim yani rakiplere kıyasla biraz daha tecrübeli diyebiliriz bu safkan açısından. Arkadaşlar bu şekilde burada bir tercih yapabiliriz şöyle diyorum tekrarlayayım o zaman 2 numara favori 1 ve 4 2'nin takipçisi olacaktır 7 numarada sürpriz önerisi olarak belirtebilirim diye düşünüyorum burada. Bu şekilde geçelim burayı. 5. koşuya geldik. 11 safkan start alıyor. Şart üçünü doldurmamış. Geçen sene 4 yaş şaraplar 1800 kum pistte koşacaklar. 14 gün evvel yarış kazanan bir safkan var burada. 2.11.73'lük bir dereceye de sahip. Şerilker arkadaşlar 9 numara. Burada ilk belirteceğimiz safkan. Tabi bu ismi kesinlikle öyle favoriye geçilmez vesaire demiyorum. Sadece belirtiyoruz şu anda onu anlatayım. Yine 14 güne evvel yarış kazanan bir safgan. 5 numara Kırdemir. 9 numaraya burada yakın bir ekip olacaktır. Diyorsanız ki ya birazcık daha hani başka bir isim e, istiyorum ben ne yazayım buraya? O zaman 7 gün evvel bir üçüncülük elde eden 3 numara Mahmut Turanlı birlikte adı yakışı yazılabilir. Kimileri kardeş Kaya'yı da önerebilir arkadaşlar. Onu da eğer beğeniyorsanız yazın diyeceğim. Yani çok fazla üzerine gitmemize gerek yok burada bu atın. E, burada bir de arkadaşlar Öner Bey'i var. Mustafa Şekli start alıyor. Son yarışı 58 gün evvel start almış. Bu safkanla ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Yani uzun bir aranın ardından gelecek e, nitekim şu anda muhtemelen bir kondisyon problemi yaşayacaktır. Yani nefes sorunu diyoruz biz buna. Nefes yapar at diye tahmin ediyorum. Biliyorsunuz ki bizim de mesela Karacalar koşmuştu. İlk koştu İstanbul'da 56 gün aradan sonra lider götürdüğü yarışı en geri bitirdi. Nasıl oldu? Virajı döndükten sonra sprint atamadı. Ertesi yarışında geride beklettik atı artık kondisyonu var. Bir sprint attı. Ferfeci'nin arkasında ikinci bitirdi yarışı. Biliyorsunuz ki biraz geç atağa kalkmanın verdiği bir dezavantaj oldu ama kondisyon açısından bunu söylüyorum. Burada da keza bu atla ilgili fikrim aynı yönde Öner Bey'le ilgili. Muhtemelen sorun yaşayacaktır. Arkadaşlar 5-9 önceliğimiz peşine 3-4 yazılabilir. Başka at düşünüyorsanız onu da yazabilirsiniz. Ama 5-9 önceliğimizdir. 3. at veya 4. at size kalmış diyorum. 6. koşu 7 safgan start alıyor. Kısa vade 6 dişi 4 yukarı İngilizler 1300 kum. Arkadaşlar burada önceliğimiz 1. 20 67 gibi iyi bir derecede sahip olan ve 12 gün evvel yarış kazanmış olan bir safkan. Mustafa Şişek ile birlikte 55 kilo olan My Queen Love burada arkadaşlar favorimizdir. Last Chance Lady 3 numara Nevzat Avcı ile birlikte start alıyor. 13 gün evvel bir yarış kazandı ve giden o talihsiz serisini tekrardan düzeltti diyebiliriz. Bu safgan kaliteli bir isim. 84 handikap puanına da sahip. ile Burada tanıdığımız bir isim diyebiliriz onun için. Ben burada arkadaşlar bu iki safkanı da bırakmak istiyorum. 3-5 diyorum. İsteyenler tabi 6 numara veya başka bir safgana da yönelebilirler burada. 7. koşuya gelelim. 10 safgan start alıyor. Maiden, dişi 3 yaşlı İngilizler, 1400 Kompist. Arkadaşlar 9 gün evvel bir dördüncülük elde eden ve 4 yarışlık tabela performansıyla gelen 1.30.10 şeklinde bir e, en iyi derecesi de var. Burada arkadaşlar 4 numara incirli incisi benim tekimdir. Ya e, başka at yazmak istiyorsanız e, burada arkadaşlar e, yani ben başka bir at ön plana çıkıyor diyemiyorum. Ama belki burada 3 numara İbrahim Ali Ketme ile birlikte Chia Bella 3 numara yazılabilir ama 4 numara tek diyorum ben. Geçelim son koşu 8. koşu 13 safkanın start alacağı bir yarış. Handikap 15, 4 yukarı Araplar, 1200 kum pistte koşulacak. Arkadaşlar bir hafta evvel start alan ve 3. gelen 1.20.99 şeklinde iyi de bir derecesi var bu safkanın. Nurettin Şen'le birlikte mahperver kız. E, kürüsü 13 numara Hanım Sultan'la birlikte start alıyor. O safganın son iki yarışı kötü olsa da ondan önce bir yarış kazanmıştı. En azından böyle bir bilgiye de sahibiz. Hani at burada fedai olarak koşsa bile bir şeyler yapacaktır mutlaka. E, 6 numara ön planda olacaktır. Yarına Nevzat Avcı ile Şanslı Kafkas 10 numarayı yazacağız arkadaşlar. Bir sürpriz ihtimaline karşı. Bu isim e, böyle sürprizler yapmayı sever. Bir de son yarış dördüncü gelen bir önceki yarışını kazanan birazcık yüksek kilodan Gürdal Bey 3 numarayı da yazabiliriz. 6 önceliğimizdir. Peşine 10 ve 3 yazabiliriz arkadaşlar. 12 numara Kırım Efesi de bir hafta evvel bir yarış kazandı. Onu da yazabiliriz. Arkadaşlar bu at bana çok şüpheli geldi. Nasıl kazandı bilmiyorum. Yani bununla ilgili nasıl bir şey var. Herhangi bir tetkik yapıldı mı? Ne oldu? Ne bitti? Bilmiyorum ama... Bana bayağı şüpheli geldi bu atın kazanması. Üstelik Ganyan'ın da bayağı düşüktü. Yani ilgilileri biliyordu demek ki ilgilileri bu parayı hani bastılar muhtemelen. Çünkü pek oynanacak bir at değildi Kırım Efes'e. Ee, yani hani hakikaten e, hiç meydan koşmamış, şart 19'da başlamış ve e, yarış kazanmamış bir at. Sadece tabela yapmış bir atken gelip yarış kazandı yani düşük bir ganyanla kazandı bu at. Bu beni bayağı şaşırttı. Neden olduğunu, nasıl olduğunu hiç anlamadığım bir durum. Yani meydandan çıkamamış bir at 6 yaşında gelip yarış kazanıyor ve e, yalnızca tabelalar yapmış bir atken hani bunu yapıyor. Ya bilemiyorum gerçekten bilemiyorum nasıl oldu de bitti nasıl bu at bu hale geldi şu anda nedir durumu daha iyi koşacak mı belki de bir açık yarış atı büyük bir problemleri vardı onlar giderildi hiçbir fikrim yok o yüzden bu atı da istiyorsanız burada yazabilirsiniz hani geçtiğimiz yarıştaki gibi bir duruma karşı yazılabilir bu safkanda arkadaşlar bu şekilde bir bir bu videoyu bitiriyoruz. Ee, arkadaşlar İstanbul videomuz da yayında mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz diyorum. Tekrardan kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.